Dostlar merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım, 2024 tayfa artık ufak ufak çalışmalara başlıyor. Başlamasa bile önümüzdeki yıl neler yapacağı ile ilgili kara kara düşünmeye başlamıştır en azından. Ben normalde önümüzdeki yıl için ders çalışma başlangıç tarihini 1 Ağustos olarak belirledim ki bence en sağlıklı olanı odur Zira Temmuz ayında yapılacak bir çalışma sizi sene ortasında çok yorabilir Onun için Ağustos bir idealdir Eğer geçmişe yönelik temele yönelik çok ciddi anlamda sorunların yoksa ha bu zamana kadar sıfır gelmişsen Elbette daha erken başlayacaksındır ama işte bu noktada 2024 tayfa ne yapmalı? Özellikle yaz tatilini yani Temmuz ayını hadi Ağustos'ta ders çalışmaya başladığını düşünelim. Temmuz ayını nasıl geçirmeli? Yaz tatilinde neler yapmalı? Bunlardan size bahsedeceğim. Sevgili dostlarım ilk iş önce söyleyeceğim şey tabii ki önce güzel bir tatil tatil. Ama nasıl bir tatil? Şimdi güzel bir tatil yapmanız lazım. Eğer dediğim gibi bu zamana kadar hep çalışarak geldiyseniz. Yok sen 3 senedir 4 senedir yan gelip yatıyorsan tatili matilde hak etmiyorsun. Oturup ders çalışman lazım. Ama Düzenli bir şekilde ders çalışmışsan geçen sene, atıyorum 11. sınıfta ya da 12. sınıfta çalışmışsın ama bu sene talihsizlikten dolayı olmamış. Bir yorgunluk var üzerinde. Bu yorgunluğu atman için hem fiziksel hem de zihinsel anlamda bunu üstünden atabilmek için güzel bir tatil yapmalısın. Ama bu tatil nasıl bir tatil olmalı? Birazdan bunu size açacağım. Tatile vurgu yapmamın sebebi şu, belki de kendi markamı tehlikeye atıyorum. Yani belki de beni hiç izlemeyeceksin bu yaz tatili boyunca ama Buna vurgu yapmak zorundayım çünkü ben 20 yıldır üniversite sınavlarına öğrenci hazırlıyorum. Öğrencilerin sene içerisinde yaşadığı bir sürü sıkıntılar var. Bunlardan en önemlisi mental yorgunluk. Yani özellikle Ocak ayına, Şubat ayına geldiği zaman kişi ölü balık gibi bakıyor etrafına. Artık yeni bilgileri kafası almıyor. Çünkü hiç dinlenmeden başlanmış. Bu bakımdan hem mental olarak hem de fiziksel olarak güzel bir tatil yapmanızı tavsiye ederim size. Özellikle Temmuz ayı için. Ama nasıl bir tatil gelin ona bakalım. Benim bahsettiğim tatil öyle yan gelip yatmak değil. Ben sizden aktif bir tatil istiyorum. Aktif bir tatille Temmuz ayını geçirmenizi istiyorum. Peki içeriğine bakalım. İçeriği ne olacak? Bir, bir kere her şeyden önce sevgili dostlarım farklı aktivitelerle hayatınızı birazcık zenginleştirin. Yani hep aynı insanlar, hep aynı alışkanlıklar, hep aynı yaptığınız şeyler. Ya biraz farklı alternatifler edinin kendinize. Ne bileyim, bir belediyenin açtığı bir tiyatro kursuna gidin mesela. Ne bileyim, bir müzik kursuna gidin, yüzme kursuna gidin. Böyle farklı aktivitelerle birazcık hayatınızı, hayata bakış açınızı zenginleştirin biraz. Zira biz çoğu zaman dünyanın kendi çevremiz etrafında Düş, döndüğünü düşünüyoruz. Bu hataya ben de düşüyorum zaman zaman ama hayat sadece kendimizden ibaret değil. Bir sürü farklı hayatlar var. Bir sürü edineceğimiz tecrübeler var ki bu tecrübelerle birlikte inanın öğrenme kabiliyetimiz de gelişecektir. Farklı aktivite de birlikte ah bir konuşabilsem hayatımızı zenginleştirmemiz lazım. Bu zenginlikler bize yolsu elektrik olarak tekrar dönecektir. Birazcık hayatınızı zenginleştirmeye çalışın. Bu Temmuz ayı için sevgili dostlarım. Peki başka ne yapalım hocam? Çalışmaya başlayacağın gün hangi günse ben 1 Ağustos diyorum genelde ama sen 15 Temmuz'da başlarsın, 3 Temmuz'da başlarsın, 2 Temmuz'da başlarsın. Onu bilemem. Çalışmaya başlayacağın gün, uygulamaya başlayacağın programını mutlaka Temmuz ayında belirle. Mutlaka belirle. Burada öğrencilerin yaptığı en büyük hata öğretmenlerin oltalarına düşmek oluyor. Ne demek istiyorum? Şimdi 3 Temmuz'da bir tane öğretmen kamp başlatıyor. 5 Temmuz'da diğeri başlatıyor. 7 Temmuz'da bir başkası başlatıyor. 15 Temmuz'da bir başkası başlatıyor. Ve sen hepsini seviyorsun. Hepsini takip ediyorsun. Hepsinin kampına yetişmeye çalışıyorsun. Ortaya karma karışık bir şey çıkıyor. Güzel kardeşlerim bu öğretmen ben dahi olsam kendinizi bir öğretmene bağımlı hale getirmeyin. Siz önce programınızı hazırlayın. O kamplar nasıl olsa kaydediliyor bilgisayara. Nasıl olsa kaydediliyor YouTube'a. E dolayısıyla kaydedilen bir kampı günü gününe takip edeceksin diye bir kaide yok. Sen programını hazırla. O programın içerisine o kampları yerleştir. Her gün Türkçe çalışmamalısın. Her gün matematik çalışmamalısın. Günlük çalışacağın ders sayısı bellidir. E bunun için ben size yardımcı olmak adına Yeryüzünün en iddialı programı diye bir video yükledim. Buraya bir yere bırakırım unutmazsam ama unutursam YouTube aramalar motoruna mutlaka yazın Yeryüzünün en iddialı ders çalışma programı diye ki adının hakkını veren bir videodur dostlar. En iyi program nasıl hazırlanır? O videoda gayet gerçekçi analizlerle çok güzel bir program örneği sizlere sundum. O videoya bakın. Ona göre bir program hazırlayın kendinize. Çok sevdiğiniz öğretmenlerin kamplarını o Şeye, programa yerleştirin. Mesela o programda pazartesi Türkçe var. Bir de çarşamba Türkçe var. Salı günü Türkçe yok. Dolayısıyla Eyüp Hoca'nın kampını ya da X Hoca'nın kampını her gün takip etmek yerine pazartesi o kamp videolarından birini koy, çarşambaya diğerini koy mesela. Salı günü senin çalışacağın başka dersler olmalı. Dolayısıyla kendi programını bu Temmuz ayında hazırla. Acele etme. Bir aylık bir süren var bana sorarsan ama dediğim gibi 15 Temmuz'da, 3 Temmuz'da, 7 Temmuz'da başlayacaksındır onu bilemem ama önce programını hazırla tüm dersler için. O programın içerisinde sevdiğin, takip ettiğin hocaları bir güzel yerleştir. Konu anlatımları, soru çözümleri, kendinin soru çözeceğin zamanları ki öğrencilerin yaptığı en büyük hatalardan biri de evet biz soru çözüm videoları hazırlıyoruz sizler için ama ya sizin de bir zahmet oturup çözmeniz lazım. Adam bütün sene sadece benim soru çözüm videolarımı izliyor. Başarı sağlayan yok mu? Elbette var ama herkesin algı düzeyi aynı değil. Dolayısıyla bir ortalamaya göre konuşacak olursam her öğrencinin kitaplarıyla baş başa kalıp kendisinin bizzat soru çözmesi ve yanlışlarını irdelemesi gerekiyor. Peki başka? Çalışma alanını, kitaplarını bir düzene koy hazır hale getir. Bakın kıymetli dostlarım. YKS dediğimiz sınav, YKS dediğimiz sınav. Her şeyden önce sizden düzen ve disiplin ister. Yani böyle deli gibi ders çalışmak falan filan belki matematik için söylenebilir ama böyle deli gibi ders çalışmaktan ziyade düzenli, sistemli çalışma ister YKS sizden. Daha önce sınava girmiş olanlar bu söylediğime hak verecektir. Dolayısıyla bu Temmuz ayında yani aktif tatil döneminde çalışma alanını artık bu oda mıdır, masa mıdır, neresidir bilemem. Çalışma alanını ve kitaplarını bir düzene koy. Hani bir program hazırlıyordun ya. O programa göre hangi kitabı hangi ay eline alacaksın? Hangi soru bankasına hangi dönem çözeceksin? Bunların hepsini bir düzene koy. Çünkü öğrencilerin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri de hocam ders çalışmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Tam başlıyorum Alıyorum elime coğrafyayı, bir bakıyorum oradan tarih bana göz kırpıyor. Bir bakıyorum oradan Türkçe bana göz kırpıyor. Ne yapacağımı şaşırıyorum. Sonra kapatıyorum coğrafyayı, Türkçe ile devam ediyorum. Yarısına gelince dur biraz geometri çalışayım diyorum. İşte en tehlikeli öğrenci modeli. Dolayısıyla sen çalışma alanını, odanı, kitaplarını, her şeyini bu tatil döneminde bir düzene koy. Böyle ne yapacağını bilir bir halde kendini hazır hale getir ki atıyorum 1 Ağustos'ta başlayacaksın 15 Temmuz'da başlayacaksın masa başına oturduğunda artık nereden başlayacağını, hangi dersten başlayacağını, hangi dersin hangi konusuna konu anlatım çalışacağını, hangi dersin hangi konusunun soru çözümünü yapacağını vesaire bilir bir vaziyette masaya otur ki masanın başında zaman kaybetme. Sonrasında hiçbir şey sana zaman kaybettirmesin kıymetli dostlarım. Örneğin mesela. Ben diyorum ki öğrencilere ya şu son 10 yılın çıkmış paragraf sorularını mutlaka çözün. Hocam vakit yok gidiyor. E şimdi çocuğun hayatını bir gözden geçiriyorum. Hakikaten vakti yok adamın. Sabah okula gidiyor, akşam kursa gidiyor, kurstan çıkıyor, YouTube'da tekrarlar yapıyor vesaire. Haftada böyle bir boş günü yok ki gitsin, kırtasiyeden çıktı alsın vesaire onları düzenlesin. İşte bütün bunlar sizin için bir zaman kaybı. Bunların hepsini, hepsini artık ne yapacaksanız o e, envanterlerle ilgili kitaplar, testler vesaire bunların hepsini düzenli bir hale getirin ki sonrasında size hiçbir şey ama hiçbir şey zaman kaybettirmesin dostlarım. Peki. Bu yıl için mutlaka mı? Mutlaka yaz okuma listesi, kış okuma listesi oluştur. Ya güzel kardeşlerim. LGS, LGS 2200 tane kelime kullanılmış sınavda. LGS Türkçeden bahsediyorum. TYT öyle. Diğer sınavlarda öyle. KPSS'si, DGS'si vesaire. Ya anlıyoruz ki bu sınavı hazırlayan tayfa yani kurul diyor ki ya bu sınava girenlerin yüzde kaçının okuma alışkanlığı var. Yüzde kaçının okuma alışkanlığı yok? Bu sınavlar okuma odaklı sınavlardır kıymetli dostlarım. Matematiği de dahil, fiziği de dahil, biyolojisi de dahil, bütün dersler dahil hepsi ama hepsi okuma odaklı sınavlardır. Onun için şu kitap okumayla ilgili aranızdaki mesafeyi artık ortadan kaldırın. Okumamız lazım. Hem sınav için okumamız lazım hem de Entelektüel bir birey olabilmek için vatandaş olabilmek için okumak lazım. Kıymetli dostlarım bunun bir de sadece psikolojik değil fizyolojik yani biyolojik tarafı da var. Şöyle ki ya biz vücudumuzu kendi haline bıraktığımızda spor yapmadığımızda hareketsiz bir yaşam içerisinde kendimizi bıraktığımızda vücudumuz kendini salıyor değil mi? Göbek şişiyor, simitler şişiyor vesaire. Kilo alıyoruz, hantallaşıyoruz, yavaşlaşıyoruz vesaire. Bir sürü olumsuz şeyler. E kitap okumakta bir nevi şuradaki organa yaptığın bir antrenmandır. Eğer sen kitap okumazsan buraya antrenman antrenman yaptırmadığın için analitik düşünme yeteneğini kaybediyorsun. Farkında bile değilsin. Analitik düşünme yeteneği kıymetli dostlarım bunun tek yolu okumaktır. Ancak okursanız analitik düşünme yeteneğiniz gelişir. Bunun için okumanız ve şuraya birazcık antrenman yaptırmanız lazım. Bunun için de benim size tavsiyem bir yaz okuma listesi. Çünkü yazın zamanınız çok olacak. Bunun için bir okuma listesi. Kış okuma listesi atıyorum Eylül ayı itibariyle. Kitapların sayısı biraz azalacaktır. Ama elinizin altında mutlaka okuduğunuz bir kitap olmalı. Çünkü sene içerisinde ders çalışmaktan nefret edeceğiniz zamanlar olacak. Bak dost acı söyler. Ders görmek istemeyeceksin bunalacaksın artık. İşte o bunaldığın zamanlarda bari kitaplara sarılırsın. Çantanda elinin altında koltuğunun altında bir kitap mutlaka olsun. Okumak zorundasın okudukça analitik düşünme yeteneğin gelişecek. Türkçe'si matematiği, tarihi sana daha kolay gelmeye başlayacak. Bu bakımdan yaz okuma listesi, kış okuma listesi kendine mutlaka oluştur. Hocam hangi kitapları okumalıyız? Şimdi ben video olarak kitaplar başlıklı bir video yükledim. O videoyu bir izleyin. Orada benim hayatımı çok etkileyen kitapları paylaştım. Ama bunun dışında yaz için özellikle bir okuma listesi videosu da hazırlayacağım dostlar. Bu 1 iki gün içinde hani Temmuz ayında, Ağustos ayında şu kitapları okuyabilirsiniz. Hem keyifli vakit geçirirsiniz hem de okuma tembeli olmazsınız artık. E biliyorsunuz birçok öğretmen size okuma tembelliği öğretiyor. Aman sorunun şurasını oku, burasını oku, dikey oku, yatay oku, çapraz oku falan. E, bu da Biliyorlar tabii Türk toplumu okumayı sevmiyor. ha hani ne kadar çok böyle öğütlersem daha çok takipçim gelir diyerekten maalesef sizin bu duygularınızdan da yararlanan bazı insanlar var. Ben ise tam tersini söylüyorum sorular baştan sona okunmalıdır. Çünkü bu sınav okuma odaklı bir sınavdır. Yani sınav sen okuyor musun okumuyor musun bunu ölçen bir sınavda yarısını oku şurasını oku burasını oku denilebilir mi Allah aşkına? Ha paragrafın şurasına dikkat et burasına dikkat et bu başka bir şey. Bunu ben de söylüyorum. Ama şurayı okuma boş ver. Geç falan filan yapmayın böyle şeyler. Bu sınav okuma odaklı bir sınavdır. Onun için kendine bir yaz okuma listesi, bir de kış okuma listesi oluştur. Yaz okuma listesi için dediğim gibi bir video hazırlayacağım ama genel anlamda benim hayatımı derinden etkileyen kitapları paylaştığım kitaplar başlıklı. Kitaplar diye YouTube arama motoruna yazarsanız ya da ben unutmazsam şuraya bir yere bırakırım dostlar. O videoda o kitaplara ulaşabilirsiniz. Ama yaz içinde güzel bir kitap listesi sizinle paylaşacağım. Hem eğlenceli vakit geçireceğiniz hem de okuma tembelliğinden uzaklaşacağınız kitapları mutlaka oluştur dostlarım. Evet bir paragraf rutini oluşturun mutlaka yani bu bugünden itibaren. Bugünden itibaren yani bu yaz tatili diyorum ya tatil yapın diyorum ya işte o tatil içerisinde bir paragraf rutini oluşturun bunu yine yaz kış olarak ayarlayabilirsiniz yazın daha çok çözersiniz kışın diğer derslerde yani sen atıyorum Temmuz'un 15'inde ders çalışmaya başlayacaksın Temmuz'un 15'inden sonra farklı bir rutin uygulayabilirsin ha bu noktada hocam günde kaç paragraf sorusu çözmeliyim bununla ilgili güzel bir video hatta analiz videom YouTube'da var günde kaç paragraf sorusu çözülmeli diye aratırsanız ya da ben unutmazsam şuraya buraya bir yere bırakırım linkini mutlaka. Bakın orada seviye seviye bir kişinin günde kaç tane paragraf sorusu söz, çözmesi lazım. Çünkü insan var okumayla ilgili hiçbir sorunu yok. E o adama günde 50 tane paragraf sorusu çöz denilmez. E kişi var hayatında kitap almamış eline, okuma tembeli. E o adamın günde 40 tane, 30 tane artık neyse seviye seviye anlattığım bir video var. Dediğim gibi şuraya buraya bir yere bırakırım. Unutursam eğer günde kaç paragraf sorusu çözülmeli diye aratırsanız zaten ilk sayfada çıkıyor. O videoyu mutlaka izleyin derim ben size. Evet sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Bunu unutma. Unutma. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Ne demek istiyorum? Şimdi öğrencilerden sıklıkla duyuyorum. Hocam üzerimde bir halsizlik. Hocam odaklanamıyorum. Hocam işte ne bileyim uykum geliyor. Hocam şöyle, hocam böyle. Ya kıymetli dostlarım utanmaya, çekinmeye gerek yok. Bir doktor kontrolüne, bir kan tahliline bakar biliyor musunuz? Belki de senin sürekli uykunun gelmesinin sebebi bir vitaminin eksikliğidir. Demir eksikliğidir mesela ya da bir türlü ezber yapamıyor oluşunun sebebi, okuduklarını hemen unutuyor oluşunun sebebi belki de B12 eksikliğidir dostlarım. Bunu bilemeyiz. Dolayısıyla bir kan tahliliyle şu değerlerinize bir baktırın. Yani D vitamini, C vitamini, B12 artık vücudunuzun neye ihtiyacı var? Bunu bir görün. Çünkü ya adam diyor ki benim sürekli uykum geliyor. Bir kan tahlili yaptırıyorsun. Adamda demir eksikliği var mesela. Ya da diyor ki hocam diyor bir türlü odaklanamıyorum. Adamda B12 eksikliği var mesela. Bu ayıp bir şey değil dostlar. Yani geçen de ben de kan tahlili yaptırdım. Bir sürü şey eksik çıktı. Yani bu ayıp bir şey değil. Gidin bir kan tahlili yaptırın. Yani bir baktırın vücudunuza. Yani bir şeyler eksik mi? Bunu bir görün. Ona göre tedbirinizi alın. Yani o çalışırken uykum geliyor, odaklanamıyorum bir türlü, dikkatim hemen dağılıyor, okuduğumu hemen unutuyorum vesaire. Bunların önüne geçmenin yolu ilimdir dostlarım, ilim. İlimin de kapısı doktordur. Gidin bir doktora, bir kan tahlili yaptırın, değerlerinize bir baktırın. Hani B12'si, D vitamini, şu su, bu su, işte al yuvarlarak yuvarlar, ne durumdalar. Bir baktırın, Muhtemelen bununla ilgili bir şeydir. Yani eğer ciddi, travmatik, psikolojik bir rahatsızlık yoksa ortada. Ki zannetmiyorum bir insan bu videoyu izliyorsa bilinçli bir insandır zaten. Yani travmatik bir olayı yoktur zaten. Ha, bu video tesadüfen önüne düşmüştür onu bilemem ama. Yani adam 2024 tayfa olarak ne yapmak istediğini araştırmak için aratmıştır ve bu videoyla benle karşılaşmıştır. E bu adam bilinçli bir adam be kardeşim. Yani bilinçli. Yani ne yapmak istediğine karar vermeye çalışan biriyle karşı karşıyayım ben şu an. E haliyle git bir doktora bir kan tahlili vermene bakar. Bir baktır değerlerine. Eksik bir şey var mı? Gidik bir şey var mı? Bunu gör. Çünkü atalar doğru söylüyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Yani senin vücudunun bir arızası varsa bir yerinde şu organ oraya daha çok odukla, odaklanacaktır. Yani senin sürekli ayağın ağrıyorsa beyin sürekli orayla ilgilenir. Benim mesela iki haftadır bel ağrısı çekiyorum ben. Hiçbir şey gözümde değil biliyor musunuz? Yani Elif'in altını temizlerken belim tutuldu. İki hafta çektim o bel ağrısını. Gözümde hiçbir şey yok. Yani beynim sürekli oraya odaklanmış durumda bel ağrıma. Gibi. yani vücutta bir D vitamini eksikliği vardır bir şey eksikliği vardır bunu tespit edin belki o sürekli uykunun gelmesi sürekli dikkatinin dağılması bununla alakalıdır bunu ihmal etmeyin dostlarım Evet dostlar teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için destekleriniz gerçekten benim için çok önemli Allah razı olsun en güzel üniversiteler en güzel meslekler sizlerin olsun gözlerinizden öpüyorum hoşçakalın